Yeniden herkese selamlar efendim. Bugün istemediğin kadar çok göreceksin beni. Hani bir sürpriz oldu bu açıkçası. Hani hep şunları da yazıyorsunuz ya yorumlar. Hocam annemden babamdan kardeşimden çok sizi görüyorum. Bugün daha çok göreceksiniz. Bugün kendinden bile çok göreceksin beni. Çünkü bugün... Bir kez daha karşındayım. Binom açılımıyla, binom açılımına apayrı bir videoyla, tek başına bir videoyla ekliyorum. Kitapta da olmayan bazı sorular vardı. Sonrasındaki eski baskılarda olmayanla. Onu da bu videonun pdf'ler bölümüne ekliyorum arkadaşlar. Artık o isteyen arkadaşlar da bütün soruları ulaşabilirler diyeyim o zaman. O zaman ne diyorum? Bu ders için binom açılımı için gönder. Gönder gelsin efendim. Günün ikinci konu anlatımı olacak. Ne yapacaksın hocam? Pascal üçgeni diğer adıyla Ömer Ayya mı? Üçgeni binom açılımı binom açılımı bir diye yazmışım ama öyle çok da şey yok. Gönder gitsin sorusuyla bugüne noktayı koyacağım efendim. Şimdi gel bakalım başlığımız ne dedik? Pascal üçgeni binom açılımı dedik. Peki Ömer Ayyam üçgeni dediğim üçgen nasıl bir şeydir? Muhakkak görmüşsündür bunu. Ortaokulda falan da karşına çıkmıştır. Köşelerde ve en tepelerde kaç yazacak arkadaşım? Bir yazacak. Bu birleri yazdıktan sonra binom açılımı ayarlayabiliyorsun. Ne yapıyorsun? Diyorsun ki alt alt daha doğrusu yan yana olan bu iki terimi toplayıp altı yazayım. Yan yana olan bu iki terimi toplayıp altı yazayım. Yan yanaları topluyorsun altı yazıyorsun. Yan yanaları topluyorsun altı yazıyorsun. Yan yanaları toplayıp altı yazıyorsun. Yan yanaları toplayıp... Altı yazıyorsun. Olay mevzu bundan ibaret aslında. Nasıl elde edildiğini görürsen sen de rahat edersin. Peki bu Pascal Ömer Ayyem üçgeninin bilmemiz gereken özellikleri var mı hocam? Var elbet. Pascal üçgeninde her satır bir sayısıyla başlar, bir sayısıyla biter. Bu en önemli özelliği zaten. Her bir sayı. Bir üst satırdaki sayının üst solunda ve sağındaki sayıların toplamıyla bulunur. Örneğin ben buradaki 5'i bulacağım. Nasıl buluyorum? Aslında buradaki 1 ve 4'ün toplamıyla buluyoruz. Bu önemli ayrıntı zaten Pascal üçgeni bu şekilde çizilebiliyor. Her satırda baştan ve sondan eşit uzaklıktaki sayılar eşittir. Örneğin bakın 1'e eşit uzaklıkta 6, 1'e eşit uzaklıkta yani sondan ve baştan ikinci sıradaki elemanlarımızın her biri 6. 3. sıradaki her bir elemanımız 15 gibi düşünebilirsin. Baştan 3. sondan 3. elemanımız kaç? 10. Aa ikisi de 10 çıktı. Tabii ki bunlar tesadüf değil. Çok özel bir üçgen bu arkadaşlar. Bakın bu üçgen bizim nerelerde işimize yarayacak. Biraz da ona da geçeceğim ama sadece Pascal üçgeni ile ilgili bir soru gelse nasıl bir şey gelebilir? Muhtemelen bu sen bu Ömer Ayyem üçgenini çizebiliyor musun diyecekler yukarıda verilen üçgensel sayı dizisi Pascal üçgeninin bir parçasıdır. Buna göre verilen işlemin sonucunu bulunuyor. Bir kere en tepeye ne geleceğini biliyorsun kesinlikle 1. Sonrasında buraya gelecek olan sayının bu ikisinin toplamı olduğunu biliyorum. 2, 1 daha 3. O zaman şuradan 3 ve 1'in toplamından 4 gelmeli. 6 ile 4'ün toplamından 10 gelmeli. Bütün sayıları bulduğuma göre işlemi de yapabilirim. A sayısını kaç bulduk? 1 bulduk. B sayısını kaç bulduk? 3 bulduk. C sayısını kaç bulduk? 4 bulduk. D sayısını 10 bulduk. 3 kere 1 3. 4 kere 1 40. Pardon. 4 kere 10 40. Çıkardığımda eksi 37 benim bulmam gereken cevaptır dedim. Evet. Bir monitörüm gitti geldi ama o tarafta bir ek şey olmadı. Tamam. Sizde sıkıntı yoksa bende de sıkıntı yok şimdilik. En azından bir kurtardım. Bir monitörüm gitti geldi. Ne anlamadım ben de korktum Allah. A. Şimdi geldim binom açılımına. Nedir binom açılımı arkadaşlar? A artı B üzeri N şeklindeki elemanların açılımını artık yapabileceğiz. Hani biz bugüne kadar çarpanları ayırmada ben sana neyi anlattım hocam? A artı B'nin karesini, kare açılımı, küp açılımını biliyorsun. Peki üzeri 4, üzeri 5. İşte artık bunların hepsinin açılımını yapabilirsin. Nasıl başlıyoruz? Üstündeki kuvvetin sıfırlısıyla başlıyoruz. N'nin sıfırlısı A üzerine. N'nin birlisi A üzerine eksi 1 çarpı B üzeri 1. Dikkat et. A'nın kuvvetleri N'nin azalanlarına göre B'nin kuvvetleri de artanlarına göre ilerliyor. N'nin ikilisi A N 2 B 2. Dikkat eder misin? A'nın üstündeki ifade nereden geliyor? N ile 2'nin eksisi yani çıkarılmış hali. N ile 1'in çıkarılmış hali. Yani buradaki ifadenin farkını buna yazıyoruz. 2'yi gidip B'nin üstüne yazıyoruz. 1'i gidip B'nin üstüne yazıyoruz. R'yi gidip B'nin üstüne yazıyor. R'nin üstüne yazıyoruz. Şuraya yazalım. Şurası da ne olacak? A olacak. Burası da ne olacak? B olacak. Onları karıştırmışım. Şöyle bir toparlayayım. N'nin R'lisi nereye gidiyor? A üzeri N eksi R çarpı B üzeri R. Aynı zamanda buradaki terim arkadaşlar genel terimdir. Gerçi birazdan genel terimden bahsedeceğim. Biz bütün soruları arkadaşlar buradaki genel terim vasıtasıyla çözüyoruz. N'nin N'lisine kadar geliyorum. B üzeri neyi yazdığımı da artık bütün açılımı bitirmiş oluyorum. Tabii ki bütün açılımı yazmak bizim pek de bir işimize her zaman yaramıyor. Bunlarla ilgili neyi bilmeliyim hocam? Örneğin A artı B üzeri 1'in ne anlama geldiğini biliyorsun. A artı B anlamına. Hocam bunda bir şey yok zaten. artı B'nin karesi. Aslında bak yaptığımız ifade şu. 2'nin sıfırlısı A üzeri 2. Artı 2'nin birlisi A çarpı B. Artı 2'nin ikilisi B'nin karesini yazıyoruz. Ve bunun da açılım aslında buraya tekabül ediyor. A kare artı 2B, 2AB artı B'ye tekabül ediyor. Dikkat et bunların önündeki kat ne aynı zamanda? 1, 2, 1. Bakalım bak şuraya yan tarafa geçtim. 1, 2, 1. A artı B'nin karesinin ben açılımını yaptığımda aslında buradaki satırdakilerin aynalarını kullanıyormuşum hocam. Gerçekten öyle arkadaşlar. Dedim ya çok özel bir üçgen aslında o. Mesela A B'nin kübünü açtığımızda aslında bizim yaptığımız ifade 3. Üç, 3'ün sıfırlısı. A'nın kübü artı 3'ün birlisi a'yı azaltarak gel. a kare b'yi artırarak gel. Burada b üzeri 0 var aslında. Sen görsen de görmesen de ne oldu? b üstü 1 oldu. Şimdi geldim bak 3'ün ikilisini yazdım. A yazdım. B'nin karesi oldu. Şimdi artık bitiriyorum. 3'ün üçlüsü. A üzeri 0 yazmanın anlamı yok. O zaman buraya ne yazacağım? B'nin kübünü yazacağım. Bir şey dikkatini çekti mi? Üstünde kuvvet 3 varsa 1, 2, 3, 4. Bak 4 tane terimden oluşuyor. Üstünde 2 varsa 1, 2, 3 terimden oluşuyor. He, o zaman ben şunu söyleyebilirim. Açılım yapıldığında terim sayısı üstteki kuvvetin bir fazlasıdır. Bu ifade sana soru çözdürecek. Bak ben sana püf noktaları veriyorum arkadaş. Şak 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 diye püf noktaları veriyorum. Başka bir şey ihtiyacın yok senin. Sadece bu bilgilerle bütün binom sorularını çözeriz. Çözeceğiz de. A'nın kuvvetleri azalırken B'nin kuvvetleri azalıyor. Tamam. Ar azalırken benim kuvvetleri artıyor doğru oku hocam. Her bir terimde kuvvetler toplamı nedir? Ne demek istiyorsun hocam? Bak şimdi. Bak burada hiçbir şey yazmıyor. Bir kabul ediyoruz. 2 ile birin toplamı neyi veriyor? 3'ü veriyor. Yani buradaki kuvveti vermek zorunda. Kuvvetlerin üstündeki toplamlar burayı vermek zorunda. Tamam. Açılımın kaç sayılar toplamını bulmak için x ve yani bilinmeyenler yerine bir yazacaksın. Biz bunu zaten polinomdan da biliyoruz. Kaç sayılar toplamını sorduğunda ne yapıyorduk? Her yere 1 yazıyorduk. Açılımdaki sabit bulmak istiyorsan haliyle ne yazacaksın? Sıfır yazacaksın. Keza yine aynı şeyi yapıyorum. Her yere sıfır yazıyorum. Geldim ikinci soruma. Şimdi az önce anlattığım bilgiler ışığında bak biz bu soruyu çok rahatsız ediyoruz. Sabit terimi kaçtır? Sabit terimde ne yapıyorum? Buradaki öncelikle değişkeni buluyorum. Değişken kim? X'dir hocam. Sabit terim bulmak için X yerine ne vermeliyim? Sıfır vermeliyim. O zaman 5 çarpı 0 eksi 3 üzeri 6. Burası zaten 0 geldi. Eksi 3 üzeri 6 yazacağım. Üst içi kuvvet olduğu için eksiden kurtuldum. 3 üzeri 6 yazdım. 3 üzeri 4 81. Bir daha 9 ile çarptığımda 3 üzeri 6'ya ulaşabilirim. 9 kere 1 9. 9 kere 8 72. 729 buranın sabitleri midir? Ha çok işime yarar mı? Yaramaz. Geçtim. Kat sayılar toplamını sorduğunda x yerine ne yazıyorduk? 1 yazıyorduk. Yine ben de 1 yazdım. Aynı değerleri yazdım. Üzerine 6'yı koydum. 5 eksi 3 üzeri 6 kısaca 2 üzeri 6, 2 üzeri 5, 32 idi. 2 üzeri 6, 64'tür dedim. Noktayı vurdum. Buraya kadar zaten benim alışanımdan soru gelme. Bunlar gelmez. Gelecek sorulara yaklaşıyorum. Şimdi adım adım gidelim. Ama benim buraya kadar anlattığım şeyin özeti budur. Bak sen bunları öğrendin şimdi. X artı 1 üzeri 12 ifadesinin terim biridir. Sabit nasıl bulunur hocam? X yerine bir yazılarak bulunur. Bu arada birinci bölümü çözüyorum. Birinci soruyu çözüyorum. Bir yazdım X yerine. Bir daha bir var. Üzeri 12 var. Cevap nedir? 2 üzeri 12'dir. Ya sabit terim. Sabit terim diyor. Ben kaç sayılar toplamını buldum. Aman neyim. X yerine 0 verilir. 1 üzeri 12 bulunur. 1 üzeri 12, 1'dir. Doğru. Neredeyse gidiyordu sonra. Neredeyse gidiyordu. Yazık ediyorduk. 2 numara. X artı 4 ifadesinin kaç sayılar... Kat sayılar toplamını bulmak istiyorsan X yerine 1 yazıyorsun. 1 artı 4 üzeri kaç yazacağım? 4 yazacağım. Buradan nereye geldi? 5 üzeri 4 geldi. 5 üzeri 4 kaç sayılar toplamı? 16 olma ihtimali var mı? Yok. Karaladım onu. Bıdı 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 ifadesinde. Şuradaki diyor kuvvetlerin toplamı 9'dur diyor. Biz neye dikkat ediyorduk güzel arkadaşım burada? Demiştim ki az önce de buradaki kuvvetlerin toplamı neyi vermek zorunda? Buradaki üssü kuvveti vermek zorunda. Yani burada da o da kaçtı? Ben ortaladım ya biraz kaymış gibiyim niye söylemiyorsun? Nedir? 9'dur. Gerçekten doğrudur. O zaman hangi ifadeler doğrudur? 1 ve 3 doğrudur arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi... Binom açılımında sana bütün soruları çözdürecek o yegane. O efsanevi kuralı veriyorum. Yani bu bir taktik falan değil. Bu işin rajonu kuralı bu. Az önce ben sana demiştim. Dedim ki buradaki genel terim neydi? Hani bıdı 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 geliyordu. N'nin reelisi benim genel terimimse. X bilinmeyeni. Üzerine N eksi R yazıyorum. Çarpı Y'nin üzerine de şuradaki r'yi yazıyordum. Artı bıdı 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 diye devam ediyor. Sorularda bize şunu soracaklar. Bıdı bıdı açılımında R artı birinci terim nedir diyecekler. Ey güzel arkadaşım bakın n'nin sıfırlısı n'nin birlisi diye başlayıp açılım devam ediyor ya. Sen n'nin R'lisine geldiğinde bu birinci terim. Bu ikinci terim bakın bu r artı birinci terimdir. Biz r artı birinci terimi bulmak istediğimizde oradaki r'den bir çıkarmalıyız. Anlaştık mı? Çünkü en pardon r, burası r artı birinci. Terim. Haliyle ne oluyor? Sıfırdan başladığımız için aslında N'nin R'lisini bulmam gerekiyor. Yani sana R artı birinci terimi sorduğunda sen N'nin R'lisi. X üzeri N-R çarpı Y üstü R'yi bulman yeterlidir. Sorunun cevabını bulmak istiyorsan. Hocam benim biraz kafam karıştı R artı bir kısmında. Bak madem orada. Biliyorum senden gelecek soruyu biliyorum ben. Ne oldu şaşırdın mı? Hocam aklımdan geçelim. Ya ben biliyorum senden gelecek soruyu. Ben önde, önden önlemimi alayım. Bak bu kuralı bir bildim mi? Bu genel terimi yazabildim mi? Her soruyu çözüyoruz. Ya buraya artı bira falan takılma. Ben sana orada şimdi işin püf noktasını anlatacağım. Tamam mı? Hadi gel. Şimdi bu sayfayı bitirdik diye düşünüyorum. Bakıyorum şöyle. Bu sayfada tertemiz ettik. Geldik. Biraz daha bilgi vereyim ben sana. Biraz daha bilgi vereyim. Ondan sonra artık soru çözelim. X artı Y üzerine açılımında her terimdeki X, ile çarpanlarının kuvvetleri toplamı neyi verir? Zaten bunu defalarca söyledim. Artık yeter diyeceksin zaten. X artı B üzerine ifadesinin açılımı A'nın azalan kuvvetlerine göre düzenlenirse baştan R artı birinci terim işte sana bahsettiğim mevzu R artı birinci terimi bul dediğinde biz N'nin R'lisini yani genel terimi bul bulacağız. Hayır soru şöyle gelirse eğer kuvvet çift bir sayısa çift bir sayısa kuvvetin ortanca terimi bulunabilir. Ortanca terim bulmak istiyorsan 2n'nin n'lisi o haliyle de a üzerine n b üzeri n'e denk gelecektir oraya. Hepsiyle ilgili örnekler çözeceğim kafada tek zerre böyle soru işareti bırakmadan ilerlemeye çalışacağız her zaman yaptığımız gibi. Geldim dördüncü soruma. Bak ilk defa bir binom sorusu çözüyorsun. Burası kıymetli. Burası çok değerli. Böyle cep telefonunu falan böyle ay, aç 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 açılın açılın falan. Bak açılın değmesin yağlı boyu. Aç bir etrafı. Tamamen bana odaklan. Ben buradayım. Kulaklıkla mı dinlersin neyle dinlersin tamamen bana odaklı kalmanı istiyorum. Bir kere anlatalım tam anlayalım. İfadesi X'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan dördüncü terim nedir? Şimdi biz 5'in kuvvetlerine göre açılacağız. Haliyle 5'in sıfırlısı gelecek değil mi? Biz buradan bıdı 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 yazacağız artı. Sonra kaç yazacağız? Beşin birlisini yazacağız. Bıdı bıdı elemanı yazacağız. Sonra beşin ikilisini yazacağız. Mantıken yani böyle ilerlemeyecek mi? Gel bak ben sona kadar yazayım. Sana bu işin mantığını anlatana kadar yazayım önce bir. Sonra biz ha, şöyle yapılırsa daha hızlı çözülebilir gibi aramızda bir otuş oturur. Böyle bir beyin fırtınası yaparız. Baştan dördüncü terim bak. Baştan birinci terim, baştan ikinci terim, baştan üçüncü terim, baştan dördüncü terim kaçlıyı bulmam lazım? 5'in üçlüsünü bulmam lazım. Bak baştan dördüncü terim demek R artı bir kaç çıkıyor demek? 4 çıkıyor demek. Haliyle R'yi kaç almam gerekiyor? 3 almam gerekiyor. Yani o R artı birinci terim muhabbeti oradan geliyor. Ama ben her seferinde sana şunu tavsiye ederim. Yaz bunu hiçbir şey kaybetmez. 5'in üçlüsünü bulacağız. Hadi gel bulalım hocam. 5'in üçlüsünü bulacağım. Çarpı. Burada ne var? Terimin tamamını 2x olarak yazıyorsun. Bunun üstüne genel terim hatırlıyor musun? N'nin rlisi yazıyorduk. X üzeri neye eksi re çarpı y üzeri r yazıyorduk. Bakın x'in üstünde ne var? Neye eksi re var? Neye eksi re dedim. ya, buradaki nedir? 5 eksi 3'tür çarpı. Dikkat et terimin tamamını almazsan hata yaparız. Onu eksisiyle beraber alacaksın. Burada kaç var? 3 var. 3 aynen yazdım. Şimdi şunu biliyorum. 5'in 3'lüsü kaça eşitti hocam? 10'a eşit. Onu direkt yazdım. Hocam burada 2 var. 5'ten de 3 çıktı. Kaç kaldı? 2. 2 üssü 2'dir aslında. O da kaçtır? 4'tür. X üzeri kaç gelir? 2 gelir. Çarpı eksi y üzeri 3 gelir. Bakın eksi bir yere gitmedi. Şuradan 40 geldi. Eksisini de aldım. Eksi 40 geldi. Çarpı x'in karesi çarpı y'nin kübü. Efendim geçmiş olsun. Harika bir çözüm. Şimdi böyle bir rahatlayabilirsin. Eğer bu soruyu anladıysan binomla ilgili ya ben yapamıyorum diyenleri çok duyacaksın. Çok takılanları duyacaksın. Ama bak Mantık özünde bu. Ben bütün sorularda bu genel terimden ilerleyerek gideceğim. Tamam mı? Mesela bak azalanlar pardon kuvvetler açıldığında sondan sekizinci terim nedir? Açıldığında. Şurada ı harf yok. Sondan sekizinci. Hocam nasıl bulacağız bunu? Ya sen hiç dert etme. Onun da Sondakini nasıl buluyoruz falan düşünme. On iki sıfır, on iki bir, on iki iki, on Hatta yazma böyle ya. Böyle bak böyle rahat ol. Rahat tut kendini tamam mı? On iki altı, on iki yedi, on iki sekiz, on iki dokuz, 12 10 12 11 12 12 yazdım durdum. Bak sondan birinci terim, sondan ikinci, sondan üçüncü, sondan dördüncü, sondan beşinci, sondan altıncı, sondan yedinci, sondan sekizinci terim. Kime tekabül etti? 12'nin beşlisine tekabül etti. Ben sadece bunu yazacağım. Bak 12'nin beşlisi eşit çarpı dedim. Birinci terim ne x? X'in üzerine neyi yazıyorduk hocam? Hemen bir genel terimi yazsam bir hatırlat be hocam be. Hemen hatırlatayım. N'nin R'lisi çarpı x üzeri eksi r çarpı y üzeri r'yi yazıyorduk. Şimdi X üzeri kaç yazacağım? 12 mi? Hayır. 12 eksi 5 yazacağız. Hadi gel yazalım. 12 eksi 5 çarpı buradaki terimin tamamını almak zorundasın. Çünkü ikinci terim o. 3 3'e. Üzeri kaç yazacağım? 5 yazacağım. 12'nin 5'sini falan hesaplamayacağım. Seni de onunla uğraştırmayacağım. Hiç merak etme. Sadece şu değerleri bulalım. Bizim için terim yeterlidir. 12'den 5 çıktı. 7. 3 üzeri 5 geliyor. Oradan da yazalım 3 üzeri 5'i. Çarpı y üzeri 5 geliyor. Efendim bitti. Bu kadar. Bak bana bunu yazabil yeter dedim sana. Yetti mi? Oldu. Böyle bir gurur geldi. Bak 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 göğüs kabardı. Omuzlar genişledi. E gel o zaman altıncı soruya. Şimdiye kadar anlattıklarımızın tamamının tekrarı. Tamamının tekrarı bakıyoruz. AX eksi B üzerine ifadesiyle ilgili ifadelerde baştan dördüncü terimin katsayısı nedir? Tamam da hocam hiçbir şey belli değil. İşte onları ben tek tek bulacağım. Altı terimi vardır. Bir dakika ya altı terim olabilmesi için sıfırlısı, birlisi, ikilisi, üçlüsü, dörtlüsü, beşlisi. Bak birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim, beşinci terim, altıncı terim. Beşin beşlisinde duracak bu adam. He. O zaman üstündeki ne ifadesi kaç? Beştir. Ben bu bilgiden şunu anlıyorum. Diyorum ki ax eksi b üzeri beşi vermiş bu dayı bana. Devam. Sabit terimi eksi birdir. Sabit terim nasıl bulunur? Sabit terim bilinmeyen o ifade yerine ya da değişken ifade yerine x yerine sıfır yazarak. X yerine sıfır yazıyorum. Üstündeki değeri yazıyorum buraya. Kaç? Altı mı? Beş. Beş demiştik. Cevap ne çıktı? Eksi bir çıktı. Düşünüyorum. Burası gitti. Eksi b üzeri beş eşittir kaç çıktı eksi bir çıktı otomatikman b'nin kaç olduğunu anladım bir olduğunu anladım üstü sayı biliyorsan tabi değil mi o üstü sayıları da bilmeden burada nasıl hareket edeceğiz b'nin cevabı kaç bir dedik hocam b'nin cevabı eğer bir ise üstündeki hala ifade bu a x eksi bir üzeri beş tamamdır hocam kaç sayılar toplamı kaç sayılar toplamını bulmak için x yerine kaç yazacaksın bir yazacaksın X yerine 1 yazarak ifadeyi aynen yazıyorum. Bakın X yerine 1 yazdım. A. X yerine 1 yazdım. Oradaki B'yi bulmuştuk. Üzerinde 5 var. Cevap ne çıkacak? 32. Düşünüyorum arkadaşım. Bir dakika ya. Şuraya baktığımda hangi sayı 32'dir? 2 üzeri 5'tir. Üstler birbirine eşitse nedir? Tabanlar birbirine eşittir. Otomatikman. A eksi 1'in cevabı 2 ise A'nın cevabı kesinlikle kaç olmalı? 3 olmalı. Ben artık bütün denklemi buldum. 3 x eksi 1 üzeri 5'tir. Benim elimdeki ifade. Biz bunun dördüncü teriminin katsayısını istiyoruz. Bir dakika hocam dördüncü terim dediğin nedir senin? Bak beşin sıfır hey, burada var ya beşin sıfırlısı beşin birlisi beşin ikilisi beşin üçlüsü beşin dörtlüsü. Ben neyi istiyorum ben ee, dördüncü terim istiyorum. Dördüncü terim kaç? Beşin üçlüsü hocam. Beşin üçlüsü çarpı birinci terim nedir? 3 x'tir. 3 x üzeri beş eksi üç çarpı. Eksi bir ikinci terim budur. Üzerine ne yazıyoruz onun? 3 yazıyoruz. 5'in 3'lüsü üçlüsü nedir? 10'dur. Şuradan ne gelir? Eksi 1 gelir. Bakın buradan eksi 10 geldi. Çarpı. 3 üzeri 2'den 9 geldi. Doğru düşündüm değil mi? 5'ten 3 çıktı. 2 tamamdır. Şuradan ne geldi? X kare geldi. Temize çektiğimde eksi 90 çarpı x üzeri kare soru bitti. Bu kadar. Oluyor mu? Bak. Son 4 soruya geldiğimde artık gerçek anlamda binom sorusu. Hocam sınavlarda, yaprak testlerde, deneme sınavlarında karşıma nerede ne gelir söyler misin? İşte bunlar gelir. Son 4 soruya girdim de artık tamamen onlar üstüne yoğunlaşacağım. İfadesinin açılımında ortanca terim nedir? Şimdi hocam 8'in ortanca terimi dördüncü terimi. Ben sana gerçekten göstereyim. Sen ister inan, ister inanma. Bak. Ben sana bu işin mantığını göstermeden bırakmayacağım. Evet, tabii ki formül ne diyordu? 2n'nin n'lisi diyordu. Yani ise 4'tür diyor. Tamam mı? Neden? Neden? Ben bir göreyim. Bak do, tam ortadaki terim bu değil midir? Burada da 4 tane terim var. Burada da 4 tane terim var. O zaman ortadaki terim ne? 8'in dörtlüsü. Ben 8'in dörtlüsünü arıyorum. 8'in dörtlüsünü arıyorum. çarp Elimde ne var? Hocam x kare var elimizde. x kare üzeri 8 eksi 4. Elimizde ne var? Eksi 1 bölü x var. Üzeri sadece 4 8'in 4 üsüne açmayacağım arkadaşlar, uğraşmayacağım onunla ilgili ama şunu yapalım. Şuradan ne geldi? 4 geldi. 2 kere 4'ten ne geldi? X üzeri 8 geldi. Hocam burada xli değer var, burada çift değer var, kurtulduk. Peki bu x yukarıya nasıl çıktı? X üzeri eksi 1 diye çıktı üstünde de 4 var. Şuraya ne yazalım? 8'in dörtlüsünü yazalım. Buraya ne yazalım? X üzeri 8 var. Burada da X üzeri eksi 4 var. Şurayı temizlemekte fayda var mı ne dersin? Şunu da temizledim. Elimdeki tüm değerler bunlardır arkadaşlar. Artık ben bunu temize çeker soruyu bitiririm. 8'in 4 dörtlüsü çarpı X üzeri 4 bence soru için çok nettir. Ortanca terim bulunur. 8. soruya geçilir efendim. İşte. Bu bir sınav sorusu adayı olabilir ki çıkmış yıllara baktığımızda siz buna çok benzer sınav sorularıyla karşılaşacaksın. Birazcık karanlıkta mı kaldım? Çok karardım arkadaşlar ben ya. Bu şeye başladığımızdan beri acayip karardım ya. Yalnız ne sıcak yaptı bu sene. Nem, nem fazlaydı falan. Çay iç alır. Yalanına hepiniz inin. Abi benim almıyor. Ben ayran içiyorum soğuk soğuk. Azıcık tuz katabilirsin. Ya ayran daha iyi geliyor bana. İçine nane atan var mı arkadaşlar? Nane yaprakları. Atmadıysanız kesinlikle atın, özellikle ev yoğurdu olsun ekşili yoğurt ya da evde varsa hazır yoğurt, ekşi tip kullanabilirsin. <laughs> ekşi yoğurt ayrı bir güzel oluyor. Birden anne attım mı? o yani nane yapraklarını biraz kırın, o kokusun tadını versin içine. Tamam? İnanılmaz güzel. Benim arar etim o alıyor, seninkini çay alıyor. Beni almadı, ben aldıramadım o çayla ya. Eçalımındaki terimlerden biri a çarpı x üzeri 8 çarpı y üzeri x 6 olur. Bir dakika hangi terim bu? Ben ne bileyim hocam? İşte. Hangi terimin bu olduğunu bilmediğimiz için diyorum ki genel terim neydi? N'nin R'lisi başlıyor. Neye belli mi? Belli hocam 6. O zaman 6'nın R'lisinde bu terime geldiğimi düşünüyorum. Evet geldik hocam sonra. Sonra şunu yazacağım tabii ki. Birinci terimde x kare. Üzerine ne yazmam lazım? 6 eksi r yazmam lazım. İkinci terimde şu arkadaşın tamamı. 2 bölü y'nin kübü. Bunun üstüne ne yazmam gerekiyor? R yazmam lazım. Ve cevap ne çıkıyormuş? Cevap bu geliyormuş arkadaşlar. Çok büyük kopya. Bakın bundan daha kolay bir çözüm yöntemi yok yok yok. Şimdi burada x'lerin var mı var? Burada x'lerin var mı var? Bunun kuvveti, bunun kuvvetine eşit olmak zorunda. Sen biliyorsun üstü denklemlerden. Mesela bul bakayım bunun kuvvetini. 2 kere 6'dan 12 eksi 2'ye eşittir. Karşıda kaç eşit olacak? 8'e. Ben çözerim bu denklemi. Sen de çözersin zaten de. Şurası eksi 4. R'nin cevabı ne geldi? 2. Hocam ben inanmam. E Y'nin kuvvetine bakalım mı? Bak bu aşağıda yukarı çıkarken eksi 3R diye yazılır. 2'yi falan boş ver biliyorum 2 ne oldu hocam? Ya bize ne 2'den? Biz Y'nin kuvvetlerine bak. Üstler birbirine eşit olur. Eksi 3 tane R eksi 6'ya eşitse R'nin cevabı 2 zaten bulduk. Bitti burası. Ben A'yı istiyorum. O zaman bir daha yazalım. Artık ben neyi biliyorum hocam? R'yi biliyorum. Demek ki 6'nın ikilisini hesaplayacağım. X'in karesi. 6'dan 2 çıktı. Ne kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. Çarpı. 2 bölü y'nin kübü. R'nin yerine kaç yazacağız? R yerine 2 yazacağız. Bu kadar mevzu. Bu kadar. 6'nın 2'si. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı. x üzeri 2 kere 4 8 çarpı. 2 kere 2'den 4 y üzerine geldi. Buradan da 6 geldi. Harika gidiyoruz buraya kadar. Şunları bir sadeleştirelim. Burada 2 kalsın. 2 kere 5'ten 10 yapalım. 6 ile çarptık. 60 yazalım. 60 çarpı x üzeri 8 zaten yazıldı. Çarpı y üzeri y üzeri x 6 yazıldı. Gerçekten bu katsayılar birbirini tutuyor mu tutuyor? Tutuyorsa tek fark ne? A cevabı. A'nın cevabı kaçmış? 60'mış. Vurdum cevabı inşallah sınavda da böyle vurmak nasip olsun inşallah cevapları doğru cevapları. O zaman yolumuza devam. Dokuzuncu soru. Benzer bir soru daha. Dikkat et bu sefer neyi de vermedim ben sana. Git dedim onu da bul gel. Onu da buluruz Halim Allah. Açılımındaki bir terim. A çarpı x üzeri 4 çarpı y'nin karesi olduğuna göre a değeri nedir? Bak. Ne zaman bu terim geliyor? Bilmiyorum. Ne zaman? Genel terimde geliyor. Yaz genel terim. Hocam R de belli değil. Ya N de belli değil. Boş ver. 4x üzeri senin buraya ne yazman lazım? N eksi R yazman lazım. Çarpı. Eksi 2y üzeri ne yazman lazım? R yazman lazım. Peki cevap ne çıkacak? Cevap böyle enteresan bir şey çıktı. Peki. X'in kuvveti kaç? 4. X sadece burada var. Kuvveti kaç? N eksi R. O zaman eşitle N -R. eksi R eşittir 4. Çepte dursun. Hocam burada Y var. Y'nin R'lisi var. Y var. Karesi var. O zaman tek kurtuluş yolu Y'nin 2 olmasıdır. Y'yi buldum. Pardon R'yi buldum. N eksi R yerine 2 yazdım. Cevabı 4'e eşitledim. N'nin cevabı ne çıktı? 6 çıktı. N'yi de buldum. Soru artık başka boyuta geldi. Geldik buraya. 6'nın ikilisi yani 6'nın R'lisinde ben bu değere geldiğimi düşünüyorum. Birinci terim 4x. 4x'in üzerine ne yazacağız? 6'dan 2'yi çıkarıp yazacak. Nedir o? 4'tür. Çarpı ...eksi 2y aldığıma dikkat et işaretiyle birlikte alınır. Onun üstüne r yazacağım. Reis kaç? 2. Devam edelim. altın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2'dir. 4'ün dörtlüsü çok büyük değer be. Kalsın. x üzeri 4 burada aynen kalsın. Eksi 2'nin karesi nedir? 4'tür. Çarpı y'nin karesi de keza buradan geliyor. Diyorum ki şununla şu sadeleşi şurada 2 kalır. Şu ifadelerin çarpımı bana 60'ı verir. 60 çarpı 4 üzeri 4 çarpı x üzeri 4 çarpı y'nin karesi. Sen benden a'yı istiyorsun. Bak. Geri kalan bütün terimler tutuyor mu tutmuyor mu? Teyit et. Tutuyor hocam. x üzeri 4 y'nin karesi tutuyor. O zaman a cevabı nedir? 60 çarpı 4 üzeri 4'tür. Tabii ki hesap kitap işine girmişim. Ben böyle bırakıp geçeceğim arkadaşlar. Önemli olan da zaten seni sonuca ulaştırmak. Geldim günün son sorusuna. Günün 10 numaralı sorusuna geldim. Alayı. Alayı var bu soruda. Her şey var. Tam böyle sınav adayı sorular bunlar. Buna göre yukarıdaki anladın değil mi ya? Onun soruya kadar geldik. İnşallah hadi bakalım. Oluyor. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bıdı 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 açılımında bu terim, bu terim sayısına göre A şudur. Bir dakika biz o A'yı nasıl buluyorduk? N'yi falan bulmam lazım önce. N yok piyasada. Ne zaman bu terim geliyor? Genel terimde. Genel terimde ne? N Bir dakika siyahla da yazayım ya. Siyah daha böyle şey duracak orada. N'nin R'lisine geleceğim. Birinci terim X küp. X küpün üstünde ne yazacağız? n Eksi R yazacağız hocam. İkinci terim Eksi 2Y. O, eksi 2 y üzeri 5'miş özür dilerim. Onun üstüne ne yazacağız? R yazacağız. Peki cevap neye eşit çıkacak? X üzeri 15 çarpı y üzeri 15'e eşit çıkacak. Şimdi dedim ki bak bununla bunu çarpacağım. Üstün üstü çarpılır çünkü. Çarparak geliyorum. 3 n eksi 3 r çarpmıyorum ya. Ne çarpacağım ya? Daha kolay bir işlemi görmüşüm orada. 3 çarpı n eksi r. Buradaki x'in kuvvetine eşit olacak. 15'e. Herkesi sadeleştirdim. N eksi R'ye ne geldi? 5. Daha bulamadım. Üssün üssü çarpılır. 5 tane R Y'nin üssü ise burada Y'nin üssü kaç? 15. Onu da yazdım. R'nin cevabı aslında kaçtır? Bizim için 3'tür. R'yi 3 bulursam buraya yerine yazarım. n eksi 3'ün cevabı 5 ise N'nin cevabı kaç olmalıdır? 8'dir. Biz alayını biliyoruz artık. Yerine yazacağız. 8'in üçlüsünü bulmaya çalışıyormuşuz. Birinci terim x küp üstüne 8'den ve 3 çıktı 5 kaldı. Çarp. Eksi 2 y üzeri 5. Üzerine ne yazacağım? R'yi yazacağım. R kaç? 3'tür. Bunu da yazdım. Geldim buraya. 8'in 3'tüsü nedir hocam ya? 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2. X üzeri 3 kere 5'ten ne geldi? 15 geldi. Eksi 2 üzeri 3 dursun kenarda. Elbet lazım olacak. Y üzeri 3 kere 5'ten ne geldi? 15 geldi. Bakıyorum 2 kere 3 6 bunları 7. Şuradan ne geliyor? Eksi 8 geliyor. 8 hmm. kere 8 64 ama eksi 64 çarpı 7 x üzeri 15 çarpı y üzeri 15. Ben bir daha eşittir diyorum. 4 kere 7 28 El, 28 6 kere 40 448 eksi 448 x üzeri 15 y üzeri 15 nihayet cevaba geldim. Buradaki a cevabı aslında bizim için nedir? Eksi 448 çok şükür doğru. Bu açılımda 9 tane terim vardır. Biz neyi bul ne bulduk? 8 bulduk. Bakın aslında ifade şu. X küp eksi y üzeri 5 üzeri 8. Sekiz. Üzeri 8 ise terim sayısı nasıl bulunuyordu? 8'e 1 ekliyordum. Terim sayısını buluyordum. 9. Bu da doğru. Neyi 9 bulduk? Yapma be. 8 bulduk o kadar da değil. Doğru cevap nedir? 1 ve 2'dir dedim. Bir dersin, daha sonuna geldim. 47. günde konu anlatımları artık bitirdik. Soru avcısı geldi. Soru avcısı yine kendi saatine gelecek ama seninle birlikte. O eksik olan kısmı binom açılımı tamamladığıma göre videonun açıklaması kısmındaki PDF'leri kesinlikle indirmeyi unutma diyelim. Soru avcısında görüşelim. 47. günden şimdilik benden bu kadar. Hoş kal. Hoşça kal.